Evet değerli izleyiciler, işte Hayat programıyla sizlerle birlikte olacağız. Yeni programımız, bugün de ilk yayın günündeyiz. İş adamı Sayın Ali Bey'le, Ali Bıdı Bey'le çok güzel bir program gerçekleştireceğiz sizler için. Aslında hayatı ekranların karşısına getireceğiz. Çünkü çok renkli kişilikler. Eğer böyle karamsar bir ruha sahipseniz, şu an hayat benim için anlamsız diyorsanız, aslında şu an doğru adrestesiniz. Çünkü 70 yaş ve geleceğe dair bir sürü umut, kendisiyle ilgili alakalı yapabileceği o kadar güzel aktiviteler, spor, bir koca hayata sığdırılmış aslında hem sosyal aktiviteler hem de bir iş yaşamı var, bir business hayat var. Biraz onu da konuşacağız. Şimdi değerli konuğum Ali Bıdı yanımda efendim, iş adamı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Çok teşekkür Buradan ediyorum. Buradan bizi izleyicilere şu anda ben enerji vanamı açtım, enerji gönderiyorum. O yüzden söyledim zaten, hani herhangi bir karamsarlık varsa, içinizde böyle minik, böyle depresif şeyler varsa, gerçekten bu program tam size göre bence doğru tercihtesiniz değerli izleyiciler. Değil evet, mi Ali Bey? Doğru. Neler yapacağız? Doğru. Şimdi programımızda aslında biraz içeriğini konuşmak gerekirse sağlığa da değineceğiz. Şimdi Ali Bıdı iş yaşamı var. Bununla beraber özel hayatı var. İşte özel hayatına sığdırılmış bir sürü spor geçmişi var. Aslında merak da ediyoruz. Antalya'da da bildiğiniz üzere Iron Man olarak anılıyor. Doğru. Şimdi böyle değerli izleyicilerimize sizi böyle minik minik ben aslında tanıtmaya başladım ama sizden biraz tanıyalım mı, Ali Bıdı kimdir? Ben uzun yıllar yurt dışında kaldım. 15 yıl, 87'de döndüm, kendi iş yerimi kurdum. Ama o yoğun iş temposunda spora zamanım yok. Tabii ki yüzüyorduk yazın belli bir süre, tenis oynamaya başladım. Ama ne zaman 2014 yılında triatlon sporuna başladım, tenisi bırakmak zorunda kaldım. Spor benim şu anda yeme içmem kadar, su kadar önemli. Yaşamamın için doğru beslenme tabii ki önemli, spor... Spor olmazsa olmaz. Her gün 10 kilometre koşuyorsunuz. Mesela dün 10 kilometre koştum. 11 kilometre. 40 metre daha koşsaydım tam 11 kilometre. 11 kilometre. Evet. Bunun dışında triatlon, yani bisiklete de yer veriyorsunuz. Yüzüyorsunuz. Değil mi? Bu gayet iyi bir tempo. O zaman triatlon, Ironman, çok kısa bir açıklama lütfen yapacağım bizi izleyicilere. Triatlonun en yüksek kademesi 1500 metre yüzme, arkasından 40 kilometre bisiklet. Onun arkasından 10 kilometre koşma. Bu triatlonun en yüksek kademesi. Geçen yılda zaten Cenevre'de, Lozan'da Dünya Şampiyonası'na davet edildim. Orada milli spor olarak bu sporu gölde yüzdük. Sonra dağlara tırmandık. Sonra dağlara yine 10 kilometre koştuk. Ama şimdi bunun biz daha da zoru var. Demir Adam, Ironman. Bunun 1900 metre yüzme, 91 kilometre bisiklet, arkasından 21 kilometre koşma. Peki süre ne kadar? 7,5 saat içerisinde bitirme şartı var. 7,5 saate sığdıramazsan üçünü diskalifiye olup eleniyorsunuz. Evet, şimdi bu tempo, özellikle yaşınızı belirttim aslında. Çünkü şu sebepten efendim, hani artık ben yaşlandım, artık benden yaş gitti, artık yapamayacağım bir şeyleri diyorsanız işte aslında bu programı izleyeceksiniz. Çünkü gerçekten bir ışık, bir farklı bir umut ve neler yapabileceğimizi, aslında insan içinde ne kadar cevher olduğunu da görebileceğiz. Şimdi Einstein'ın bir sözü var. Başarı için değil, değer yaratmak için çalışın. Evet. Çok güzel bir söz. Ben bunu size böyle çok uyumluyorum. Ne düşünüyorsunuz? Çok doğru bir söz. Çünkü değer yaratanlar farklıdır, değil mi? Şimdi değer yaratmak, başarılı olmak istiyorsanız bir de sağlıklı olmanız gerekiyor. Sağlıklı olursanız... Başarılı olursunuz. Başarılı olursanız da arkasında da para gelir, amacınıza ulaşırsınız. Ama önce sağlık. Sağlıklı olmanın kuralları var. Sağlıklı olmanın anayasası var. Onu isterseniz beslenme konusunda girelim ya da evet, siz sorun, ben cevaplayacağım. Şimdi şöyle yapalım mı? Benim önümde çok böyle güzel notlar var, böyle evet, minik minik aldım, size soracağım. Şimdi hedef 120 diyorsunuz. İlk evet, önce ben buradan girmek istiyorum. Evet. Hedef 120. Nasıl Ali Bey? Peki bu 120... Benim içimden gelen bir ses. 120 yaşına kadar yaşamayı hedefledim. Tabii Allah'ın izniyle. Bazen dostlar diyor ki Allah'la pazarlık mı yaptın? Ben de diyorum ki dinimizi iyi okursanız, iyi anlarsanız
Cenab-ı Allah benden iste kulum demiyor musun? Sen hiç dua etmedin diyorum. Allah'ım bana işte sağlık ver, Allah'ım bana huzur ver, Allah'ım bana para ver ediyorum. Ben de Allah'ım para ver, sağlık ver demiyorum. Benim ömrümü 120'ye kadar uzatmanı Cenab-ı Allah'tan diledim. Peki, istemek farklı. İstemek tabii beyni yönetmek. İstiyorsun. Peki istediğiniz hedefe gitmek için çalışmak gerekiyor. Kesinlikle. Başarmak gerekiyor. Peki ne yapacaksın? Ben birileri yatarken sabah, ben her gün 5.30'da kalkıyorum. Birileri uykuyu tercih ediyor. Ben de sporu. Spor benim pardon, olmazsa olmazım. Çünkü bizim vücudumuzda doktorların dediğini söyleyen bilim insanları 170 bin kilometre damar ağı var. Bu damarlara ne kadar kan dolaşımı giderse, ne kadar oksijen giderse bizim vücudumuz mutlu oluyor. Mutluluğun anahtarı %50'si spor. Geri kalan %50 sağlıklı beslenme. Yani ben diyorum ki sağlıklı yaşamak para kazanmaktan zordur. Sağlıklı yaşamak disiplin işidir. Sağlıklı yaşamak başkalarının yapamadığı, daha doğrusu nefsinize hakim olmak. Hepsi bir bütün. Evet, şimdi sizin sözleriniz var bu arada. Ben böyle gazete manşetlerinden de aldım efendim. Çünkü çok dikkat çekici sözler de var. Bugün aslında ben birazcık spor yaşamınıza değinmek istiyorum. Gelecek hafta böyle birazcık belki sağlık, şimdiden de değerli izleyicilerimi söylemiş olurum, sağlığa değinmek istiyorum ama spor hayatında dizel arabaya benzin koyulduğunda arızalandığı gibi insan da yediğine, içtiğine dikkat etmezse hastalanıp sağlığından olabilir. Bunlar sizin sözleriniz. Aynen doğru. Şimdi benzetmeleriniz, sizin aslında kendinizi ifade etmenize biraz böyle benzetmelere de yer veriyorsunuz. Gerçekten çok keyifli. Çünkü insanların spor yapmasının gerektiği, artık böyle çok fazla oturan insanlar var Ali Bey, değil mi? Hani evet. Çok fazla duran, hareketsiz yaşama eğilen aynen. insanlar var. Aynen. Biraz bu konuda da bilgi alalım mı sizden? Şimdi bakın, ben 15 yıl Almanya'da çalıştım. Orada iş olarak gittim, sanat okuluna gittim falan. Ben Almanya'da bütün araçları tamir ederdim. Bütün araçları. Döndüm 15 gün sonra. Tekrar Türkiye'ye geldim. Türkiye'de 20 yıldır da burada, 20 yıldır da Türkiye'de yine hastalıklarla boğuştum. Ne zamanki hastalığım aşırı derecede ilerledi. Kalın bağırsak sorunlarım oldu. İşte polipler vardı, doktorlar falan. Ameliyat olmadım. Önce spora başlamadan önce ben neden hastalandım? Ben neden hastalanıyorum? Onu kendime sordum. Daha sonra sporu ve sağlıklı beslenimi birleştirince 12-13 yıldır hiç ilaç kullanmıyorum. Doktor dostlarımla da onları ziyarete gidiyorum. Ve bazen soruyorlar işte B12 nasıl, şu nasıl, bu nasıl. Diyorum ki benim her şeyim ayarlı, gerek yok. Ben sadece doktor dostlarıma buradan selam, sevgileri gönderiyorum. Bütün doktorlara selam, sevgiler gönderiyorum. Tabii ki doktora gidilmeli. Ama herkes başı ağrıdığı zaman en küçük bir şeyde acile gidiyor, doktora gidiyor. Sağlığı evet. Gelecek hafta konuşalım dedi ama spor... Sağlık derken besinsel, tabii. Özellikle yediklerinizi, içtiklerinizi, tabii. Onları buradan şuraya geleceğim. Biraz önce dedim mazotlara ve benzin koyarsak. Evet. Ben 35 yıl sonra aklım başıma geldi. Nasıl aklım başıma geldi? Ya ben bütün araçları tamir ediyorum. Sonra öğrendim ki benim vücudumun Cenab-ı Allah öyle bir makine yaratmış, arabanın motorundan daha üstün dizayn edilmiş. Peki nedir? Buradan doğru yakıt girerse, zararlı gıdalar yemezsek, bizim herkes burada kendi yediğine içtiğine dikkat ederse, o zaman hastaneler %50 bu kapasitede olmaz. Hastaneler dolu, doktor çoğaldı, hastaneler çoğaldı, hastalıklar azalmıyor. O zaman yediğimiz içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan kısaca doğru yakıt nedir? Bazen de işte midemde reflü var, şu var, bu var. Diyorum ki 3 çeşit yemek yedin örneğin. Dokunan bir şeyi kendi elinde bulabilirsin. Kendi elinde örneğin 3 çeşit yemek. A yemek yedin, miden problem oldu. Ertesi gün birinciden başlayacaksın. 1, yemek yiyeceksin, dokunmadı. Ha hemen buldun, öbür ikisi dokunuyor. Ya da ikinci dokunmadı. Sorun, üçüncüyü yedin, dokundu. O zaman bunu yemeyeceksin. Belki yediklerini not etse unutmayacak. Evet. Bugün neler yedim, öğünümde evet. Neler yedim diye. Çok evet. Önemli bir şeye değindiniz. Kendinizin söylediği cümledir. Hurda otomobil gibiydim. Evet. Çünkü
yaşadıklarınız değil mi Ali Bey? Hurda araba girdim. Evet, o kadar doktor, hatta çok büyük bir Tagamente bir hap vardı. Ben 700 mark maaş alırdım Almanya'da. Haftada 100 marklık hap yazar doktor. 6 ay sonra sigorta beni çağırdı. Bu çok pahalı. Kendin al. Ben nasıl alacağım dedim. O zaman doktora git, ilaç değiştir. 20 yıl sonra hap yasaklandı. Yani ben buradan hap ilaç firmalarına herhangi, ben kimseye, o benim konum değil ama lütfen bizi izleyenler, dinleyenler, doktorun yazdığı ilacı kullanmadan önce yan etkilerini okusun. Yan etkilerini okuduğu zaman farklı düşünebilir. En azından bu hapı devamlı, hap hastası olmaz, hapçı olmaz. Bir daha der ki ben bu hapı, aa çok evet, zararlıymış. Bir tarafa tamir ediyor ama 20 yere de zarar veriyorsa o zaman farklı yöntemler denemeli benim gibi. Düzenli spor yapacak, karnı acı olmadan yemek yemeyecek. Daha doğrusu bizim midemiz bir boru sistemi. Şöyle bir, pardon, mide bu. Bu kadar su içecek yemeklerden önce kesinlikle su içmesi gerekiyor. Bu kadar gıda, şuradan bir yudum da alacağım. Tabii. Şimdi şurası su miktarı, burada gıdamız, burası da hava boşluğu. Şimdi bizi izleyen teknikerler, makine mühendisleri bilirler. Kazan dairesinde hava pürjörü takılır. Basınçta çok aşırı basıncı olduğu zaman oradan, ya da şofbenlerde, eski şofbende olur. Pişş, pişş, pişş şey atar, hava atar. Şimdi biz de çok yiyince ne oluyor o zaman? Mide asidi gaz yapıyor. Burada bir yanma oluyor. Kalorifer dairesi gibi burada bir yanma oluyor. Bu yanma içerisinde mineralleri, şeyler ince bağırsaktan kanımıza karışıyor. Ama gerisi kalın bağırsak. Dolayısıyla atım başlıyor. Ya da idrar. İdrar, bu arada hemen su deyince, idrar sarı gelen insanlar hemen doktora gider, başım ağrıyor. Neden başın ağrıyor? Ya, sinyal veriyor vücut. Arkadaş, bir hata var. Bizi susu bıraktın, hemen su içmesi gerekiyor. Başının ağrısı geçecek. Toparlıyorum hemen. O zaman bizim şuradaki şu hava boşluğunu bırakmazsa o zaman reflüden kurtulamaz. Burada bir gaz, tabii ki gaz çıkacak sadece. Ama burada gazla beraber asit, o zaman bura kadar doldurursam yemek borusuna kadar, o zaman hastalıklardan kurtulmaz. Bir gün değerli izleyiciler, hatta Ali Bey'le biz tabii ki de önceden de tanışıyoruz. Benim bir baş ağrım olmuştu. Dedi ki belki yetersiz su almışsındır, suya ihtiyacın vardır dedi. Gerçekten de öyleymiş. Ben o günden sonra özellikle baş ağrımda hemen böyle ilaca yönelmek yerine diyorum ki acaba vücudum bugün susuz mu bıraktım? Çünkü gerçekten suyun ne kadar önemli olduğunu gördüm. Her organımız için su çok önemli değil mi Ali Bey? Evet, su çok önemli. Biraz önce dediğim gibi vücudumuz %70'i su. Evet. Su olmazsa hiçbir şey olmaz. Su olmaz hiçbir canlı yaşayamaz. Biz de bir canlı olduğumuza göre bizim de suya ihtiyacımız var. Kesinlikle. Şimdi birazcık spora dönmek istiyorum. Evet. Çünkü spor geçmişiniz harika. Ben madalyalarını biliyorum efendim Ali Bey'in. Değil mi? Artık sığdırabiliyor musunuz Ali Bey? Ben bir gün gittim kendi ofisine. Her yerde bir madalya, her yerde bir başarı. Gerçekten onur duyulacak, gerçekten sizinle gurur duyulacak bir başarı olduğunu inanıyorum. Hatta şimdi Yeni Zelanda'dan bir de özel davet aldınız. Bu konuya da biraz değinelim mi? Tabii. Yeni Zelanda'ya girmek için, tabii gitmek için. Ben geçen yıl Avrupa ikincisi oldum. Hı hı. Bu triatlonda. Biraz önce izleyicilere anlattığım 1900 metre göl veya nehir ya da deniz nerede denk gelirse yüzüyoruz. 91 kilometre bisiklet, 21. Yeni Zelanda'ya dünya şampiyonasına katılacağım 29 Kasım'da. Orada tüm dünyadaki şampiyonlar, ülke şampiyonları orada buluşacağız. Orada kendi yaş kategorimde 70 artı yarışacağım. İnşallah iyi bir derece alacağım ama tabii benim rakip demeyeyim de sporcu arkadaşlarım, onlar emekli. Evet. Haftada en az 15-20 saat spor yapıyorlarmış. Çoğunla görüşüyoruz, yazışıyoruz. Ha benim tabii işte bu şirketlerle, özellikle Anpaş'la, kendi öbür şirketimle zaman bulduğum sürece yapıyorum. Kısacası başarmak, başarı parayla satın alamazsınız. Bu Yeni Zelanda'ya da milyon dolarlar verseniz gidemezsiniz. Neden? Çünkü oraya hak eden giriyor. Tabii. Ondan önce tabii ben Yeni Zelanda'dan önce bu yıl Astana'da yarışacağım. Astana, Kazakistan'da. Avrupa Şampiyonası, yine Demir Adam.
Ondan önce Avusturya'ya kaydımı yaptırıyorum ama yedekte bekliyorum. Hemen kapanmış. Mayıs ayında da Çanakkale'de şehitlerimiz adına düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Gelibolu'da yapacağız. Harika. Orada katılacağım. Bu arada triatlon yarışları, bisiklet yarışları. Geçen hatta mesela burada Antalya'da Gran Fondo yarışı oldu. 61 kilometre. Geçen yıl ben birinci olmuştum. Bu yıl da beni 5 dakika farkla başka bir sporcu arkadaşım geçti. Yani sporda her şeyi unutuyorsunuz. Başarı, yani yoruluyorsun, nabzınız 150-160, bana diyorlar ki nabzını işte fazla yükseltme. Duracaksa durur diyorum. Yani spor, buradan bizi izleyenlere lütfen ayağa kalkın, lütfen spor yapın. Benim anam 1933 doğumlu, ne oluyor, 87 yaşında. Anama bundan 4 yıl önce Kur'an el bastırdım. Sabah, akşam yarım şar saat yürüyeceğine dair. Almanya'dan bir de ona çubuk getirdim böyle dengesini sağlaması için. Ona da onunla tabii köydeki teyzeler, ablalar, Rabia teyze eski köye yeni adet mi çıkardım bu ne falan. Oğlum dalga geçiyor, geçsinler dedim. Şimdi o çubuktan bizim köyden de bazı hanım teyzeler istiyorlar. Bir baktınız yayıldı herkese. Ve yayıldı. Böyle. Şimdi tabii bir önce olmanız lazım. Bilinenler yani el ne değeri kırmak gerekiyor. Sonra anam dediğim gibi günde 3 litre de su içmesini yine Kur'an'a el bastırdım, yemin ettirdim. Ve günde de 2 taneden fazla yufka yemeyecek. Tabii biraz onda tolerans payını arttırdık. Günde 3 ekmeğe çıkardık, yani ince yufka. Onun için sağlıklı beslenmek, biraz önce söylediğim para kazanmaktan zor, disiplin. Disiplin de çok basit, öyle siyah, boş oturup, Türk insanı ortalama 6,5 saat televizyonda ya da işte o telefonlarda, Facebook, işte X bilmem ne, onların başında oturuyor. Kalk kardeşim, yürü. Geçen şeyde Saat Kulesi'nde orada herhangi bir yere gidiyordum. Orada emekliler oturmuşlar. Kimse kimse izledim, kimse kimse konuşmuyor, düşünüyorlar. Düşünmek de tabii ki düşünüp bir şey üretebiliyorsanız okey. Yani kuru kuru düşünüyorsanız orada güneşte oturuyor. Ne gazete var, ne dergi var, ne kitap var, ne bilen birilerine bildiğini anlatacak. Kısacası biz çok tembel bir milletiz. İşte o yüzden dedim ya, aslında sizin hayat hikayeniz bir yandan da böyle şevk herkese, yaşınızla beraber. Dünya ikinciliğiniz var Ali Bey. Dünya ikinciliği. Bununla beraber tabii en zor spor, aslında triatlon gerçekten çok zor değil mi? 7 ayrı ülkede bildiğim kadarıyla böyle icra ettiniz, spor, evet. Koştunuz değil mi? Bundan da biraz bahsedelim mi? Şimdi tabii buralara gittiğim zaman milli sporcu olarak ülkemi temsil ediyorum. Bu benim için bir gurur kaynağı. Buradan federasyon kaydımı yaptırıyor. Ama bizim Allah'a şükür paramız, kendi ihtiyacımı, kendi masraflarımı kendim karşılıyorum. Yani orada inanın, düşünün 1900 metre yüzme, 91 kilometre bisiklet, 21 kilometre artık ya bitse de kurtulsam diyorsun, son yarım saat kalıyor. Ama finişe gelince ekran tabii dev ekran. Bidi Ali Türkiye, Bidi Ali Türkiye. Sanki bir doping aldım. En İlahi, büyük enerji. Bütün enerji, vücut, beyin diyor ki mutluluktan artık atak yapıyorsun, daha hızlanıyorsun, finişi göğüslüyorsun. 1900 değil mi? 1900 metre yüzme. 91 kilometre, 91 yanlışsam düzeltin, bisiklet. Arkasından 21 kilometre koşu. Ama bu süre toplam üçünün süresi 7,5 saatte bitirme şart. Bitiremezseniz eleniyorsunuz. Wow, harika bir zaman dilimi. Yani hani Ali Bey gerçekten takdire şayan. Yani yaşamınız, evet hani aslında biz bu programda Ali Bey'in kendine özel olan yaşamını soracağız efendim. Kendi özelini konuşacağız. Kendisi neler yapıyor ve neler iyi geliyor? Neler öğüt olarak fayda sağlayabilir? Neleri alabiliriz kendimize? Bunun dışında sağlıklı yaşam olarak zaten bir sonraki programlarımızda göreceksiniz. Beslenmede tabii ki de kendine özel efendim. Bunu da böyle altını çizerek söyleyeceğim, kendine özel yaşamı. Şimdi Ali Bey, koşuyoruz, yüzüyoruz. Öyle bir şey ki demişsiniz ki spor beni stresten uzak tutuyor. Peki iş kimliğinde bir de business yaşam, yani bir iş adamısınız siz, iş insanısınız. Gerçekten stresten uzak kalınabilmek mümkün? Sporun yeri ve zamanı yok. Beni takip ederlerse işte benim sosyal medyadan internete girip Ali Bıdı 120, Ali Bıdı Demir Adam,
Ali Bıdı beni yazarlar. Ben orada havaalanlarında... Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Dünyanın her yerinde spor yapar. Mesela havaalanında uçak bekliyorum. Orada işte bekleme sandalyede oturuyorsun. Orada giderim hemen tuvaletten bir peçete alırım. Şınav çekerim, çıkarım, şınav çekerim. Ya da hareket yaparım. Bakıyorlar beni sanki ben orada tek başıma gibi beynimde programlıyor. Birileri bakıyor, çekiyor. Mesela bundan 3 yıl önce Meksika City'ye gittik. Meksika'nın ortasında ablemin üzerine çıktım orada. Yine geçen Köln'de o nehrin kenarında duvar var, bir set var. Setin üstüne çıktım. Ayaklarımı karın boşluğuma doğru çekmeye başladım. Kısacası sporun yeri ve zamanı yok. Her yerde spor yapabiliriz. Spor olmazsa olmaz. Yani dediğim gibi biraz önce azledim. Ekmek, su, gıda kadar önemli. Kesinlikle. Bir de Ali Bey aslında şunu da söylemek istiyorum size. Siz tenisle başlamışsınız spora değil mi? Evet. Bu ondan sonra triatlon. Tabii tenis de ben çok seviyorum ama hepsini ancak iki karpuz, iki koltukta, üçüncü her an düşme tehlikesi var, düşebilir. Ben şimdi bu sporu çok seviyorum. Çünkü bu tenis. Her yerde mesela oynarsın ama teniste daha çok zaman ayırıp ama ben burada başarı, işte biraz önce söylediniz benim orada madalyalarım, bazen ziyaretçilere, misafirlerim diyorum, rahmet dedemden, babamdan miras değil diyorum, ben kendim aldım. Kaç yılda? 4 yılda. Ya nasıl oldu? İşte oldu. Dediğim gibi biz şu anda ben kendi yaptığım sporda enerjimin %40'ını kullanabiliyormuşum. %60 daha benim rezervim varmış. Bu bilimsel bir araştırmada okudum, belgeselde izledim. İnsanların sınırlarını zorluyorlar. Ben sınırlarımı zorlamadım. Mesela ben diyor ki bilim insanı, doktorlar, yaşı 221'im, 220'den yaşınızı çıkaracaksınız. Ben mesela 70 çıkardığımdan 150, 150'nin de %85'ini kullanacaksınız, işte 130'a falan geliyor. Ben dün koştuğumda, işte saatimde nabız atışımı görüyorum. 175'e, 170'e çıkarıyorum. 190'a da çıkarabilirim. Ama benim insan kendini iyi hissediyorsa kendi kendine doktor olacaksın diyorlar. Siz kendinize baktın, yorulunca zaten beyin frene basıyor. Stop diyor arkadaş, yeter artık diyor. Evet, şimdi öyle bir şey ki çok keyifli programımız devam ediyor. Böyle İlham oluyorsunuz belki de şu anda bizleri izleyenlere. Çünkü bahsettiğiniz şeyler spor. Biz sizi az çok hani tanıyoruz, biliyoruz. Evet, spor sizi çok zinde tutan. Spor eşittir Ali Bıdı diyebilirim aslında ki Iron Man olarak anılıyorsunuz değil mi? Demir Adam olarak. Ali Bıdı Demir Adam. Demir Adam. Yarım Demir Adam diye bir şey var değil mi Ali Bey? Şöyle, ben yarısını yapıyorum. İnşallah buradan bizi izleyen söz veririm. Bunun tamı artık o biraz sınırları zorlanmaya. Hedef o mu? Hedef o. 3800 metre yüzme, arkasından 180 kilometre bisiklet ve onun arkasında 42 kilometre koşma. Toplam süre 16 saat. 16 saate sığdırabiliyorsanız odur meydan. 16 saat. Harika. Ama Ali Bey genel olarak sizin mesela şöyle yaşamsal olarak baktığımda da gerçekten zinde ve en çok gülmeye önem veren, neşeli. Bu hayatı aslında sürdürebilmek de çok zor. Ben sizi şöyle de biliyorum çünkü. Çok fazla yoğunsunuz. Çok ciddi bir tempo var. Ben arıyorum Ali Bey, bir gün havaalanındayım Özge. Şuraya uçacağım. Oradan geleceğim, buraya uçacağım. Yani bu hayatın dinamiğini tutmak da çok zor. Gerçekten öyle. İnsanlar sadece bir tane yükü olduğu zaman, bir işi olduğu için bile şey yaparken siz... O kadar bu yoğunluğunuzun arasına bunu sığdırabilmek müthiş. Şimdi Özge Hanım, yaptığınız işten zevk alıyorsanız, o size zaten mutluluk veriyor. Zaten mutlu olursanız beyniniz, vücudunuz, yani kan dolaşımı olduğu zaman beyninize daha fazla oksijen gidiyor, mutlu oluyorsun. Evet. Mutlu olunca zaten her şeyi yapmak mümkün. Aynen öyle. Mutlu olunca her şeyi yapmak mümkün. Çok teşekkür ediyorum. Ama biz zaten Ali Bey'le böyle programlarımıza devam edeceğiz efendim. Her çarşamba bizleri izliyor olacak. Son bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun.
Benim koşu o gelecek sefer programda tişörtümü getireceğim. Tamam. Tişörtümü getireceğim. Nefes alabiliyorsan asla pes etme. Pes etme diyeceğiz. Madalyaları da bekliyorum. İşte Hayat programından bugünlük bu kadar efendim. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.